Geç abi, geç abi, geç. Bu kamyonlar çok gürültü yapıyor. Hazırım. Şehirler arası çalışan motosiklet kanalı Motopixel TV Soma'dan sunar. Soma deyince aklınıza kömür madeni geliyor biliyorsunuz ama burada motosiklet kullanan birçok kullanıcı var ve bu nedenle de bir festivalleri var. Soma Motosiklet Festivali var. İkincisi düzenleniyor bu sene. Ben de bu civara yakın bir yerde olduğum için bir uğrayayım, bakayım burada düzenlenen festivaller bizim bildiğimiz festivallerden farklı mı, aynı mı, ne gibi özellikleri var diye gözlemleyeyim diye geldim. Ve sizin için kameramı da kayda girdim. Hazırsanız Soma Motosiklet Festivali'nde neler oluyor, neler yaşanıyor, insanlar, motosikletçiler burada nasıl eğleniyor, zaman geçiriyor, bunları size göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk geldiğimizde gördüğümüz şey kayıt masası oldu. Kayıt masasına gelen motosikletçiler, gruplar, ekipler, kulüpler burada önce bir kayıt oluyorlar. Küçük bir meblağ, 10 lira 20 lira kadar bir bağışta bulunuyorlar ki buranın hani masrafları çıksın diye. Şurada bir mobilet görüyorsunuz. Bu mobileti bu festivalde bu akşam birine hediye edeceklermiş. Yani çekiliş düzenliyorlar ve çekilişte bu mobilet hediye edilecekmiş ki mobilet markası biliyorsunuz 90'lı yıllarda çok meşhurdu ve özellikle Ege bölgesinde çok sevilir mobiletler. Çift silindirli iki zamanlı bir makine, sıfırı yok. Elden geçirmişler, yenilemişler, güzelce böyle şey yapmışlar. Bunu hediye edecekler. Kayıt masasında kayıt olunduktan sonra yukarılara yerleşiliyor ama oraya geçmeden ben önce şu taraflarda size neler var, hangi standlar var, nasıl bir organizasyon olacak göstermek adına şöyle bir gezeyim. Şimdi sahnenin bulunduğu alan burası. Aslında bayağı geniş, büyük bir alan. Şurada şeyi görüyor. Honda ve CF motorun standını görüyor. Hatta IBK'yi görüyoruz orada. IBK'yi NK 250 kaptan hatırlarsınız. Çok iyi bir motosikletçi IBK. Engin Altan abimizin kızı. Oraya bir stand açmışlar ki CF Moto Honda Bergama bayisi aynı zamanda. Buraya bir böyle bir stand açmışlar. Şurada tuvaletler var. Bay bayan tuvaletler, güzel. Burada çay içme, yemek yeme alanları var. Burada markaların tişörtlerini, sweatshirtlerini satıyor. Burada kocaman bir sahne var. Bir DJ gösterisi olacak. Akşamda bir Kütahyalı bir grubun konseri olacakmış. Şuralarda birkaç tane stand var. Eco Moto standı var. İşte Buff Bandana gibi motorcu ürünleri satan bir stand. Burada Yamaha'nın bir standı var. Yamaha'da bir drakçı bir abimizin standı olduğundan bahsediliyor ki şurada ödüllerini falan koymuşlar buraya. Şöyle yakından geçeyim. Burada Balıkesir Motosiklet Balıkesir Motosiklet grubunun bir standı var. Burada Power Horse'un bir standı var. Enerji çiçeği. Kolay gelsin. Burada yine başka bir motorcu aksesuarları, ürünleri satan bir stand var. Burada bıçaklar, yüzükler, telefon tutucular, bufflar, bandanalar falan var. Şurada çok güzel manetler var. Birazdan bunlardan bir tane satın alacağım. Çekim bitsin. Hemen yan tarafında yine motorcu aksesuarları satan, daha çok böyle çapır cruiser'cu abilerimize hitap eden bir stand var. Burada yine tişörtler, patchler satılıyor. Şurada başka bir standımız var. Burası böyle. Yani sahnenin bulunduğu alanda böyle standlar var. Şimdi biraz da yukarıki tarafa doğru çıkayım. Orada da standlar var ve kamp alanı var. Şimdi ben Power Horse'dan bir enerji teklifi gelmişti. Hemen enerjimizi alalım. Çok küçük de bilgi alayım. Ustam bu Power Horse geldi. Yeni bir marka mı? Türkiye'de yeni bir marka. Ama da herhalde bilinen bir marka. Var, aynen öyle. Ben son 3-5 festivaldir görüyorum bu markayı. Festivallere katılıyorsunuz bayağı. Avusturya meşeli bir ürünümüzdür Power Horse. Power Horse Red Bull'la aynı kasabada üretiliyor. Ve güzel bir markadır. İyi bir markadır. Şimdi içtiğiniz zaman zaten anlarsınız. Tamam. İçip birazdan değerlendireceğim nasıl oldu. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz de fotoğrafınızı almak isteriz. Tabii olur. Sizi takip etmek isteriz. Olur. Bir de motorcular için söylerseniz. Aynı anda motosiklet var diye bir şey koymuşlar buraya. Harika. Çok güzel. Sırf motorculara önem vermek için. Harika. Süper. Değerlendirmek için. Güzel bir şey. Güzel bir farkındalık sticker olmuş bence. Başarılı. Power Horse alın. Red Bull veya Monster almayın. Şimdi yukarı çıktık. Şurada sıra sıra böyle motorları park etmişler. Şurada da benim motorum var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buralar artık kamp alanı. İzmir'den, Manisa'dan, Soma'dan, Akhisar'dan, Ayvalık'tan, Dikili'den. Yani
bu Ege bölgesinin sahil kesiminden gelen motorcular buralarda böyle kamp kuruyorlar ki Balıkesir motosiklet grubu var orada. Burada tavuk dönercimiz var. Güzel. Şurada hemen Anlas'ın standını görüyorum. Anlas biliyorsunuz gurur duyduğumuz Türk markamız. Tanıdık var mı diye bakıyorum. Tanıdık da yok. Şimdi şu yukarı doğru kampların olduğu yere doğru çıkayım. Buraları göstereyim. Ağaçlıklı bir alan, gölgelik alan olduğu için bence bu anlamda çok güzel bir yer. Yani çadırların içerisinde yanılmıyor. Böyle kavrulmadan kamp yapabileceğiniz bir alan burası. Kırka Çamlık diye geçiyor. Şurada abilerimiz, motorcu abilerimiz güzel böyle masayı çevirmişler. Sohbet ediyorlar. Burada karpuz kavun satan bir abimiz var. Bu da ilginç. Gezginler Gönen diye bir kulüp var burada. Gezginler Gönen. Burada Pars Motoclub diye bir yer var. Bir kulübün kamp alanı. Ali Ağa Motosiklet Kulübü var burada. Böyle güzel şeylerini koymuşlar. Broşürlerini. Şimdi şuraya doğru, yukarı doğru boş ama o taraf dolu. Oraya çıkayım, orayı göstereyim size. Şurada Turmot Grup 45, Turgutlu'dan gelen bir ekibin kamp alanı var. Gölgeliklere oturmuşlar böyle güzel, gündüz saatinde. Akşamı bekliyorlar tabii, sohbet, muhabbet. Şurada Gökçeada Motosiklet Spor Kulübü'nün bir alanı var. Emekli Gezginler Motosiklet Grubu var burada. Emekli Gezginler'i ben Silivri'de de görmüştüm. Aynı ekip mi bilmiyorum ama abilerimiz bir konu hakkında tartışıyor burada. Fikir alışverişi. TR Kulüpsüz Motosikletliler platformu. Oo, Kulüpsüz Motosikletliler de varmış burada. Kulüp bulamayanlar kulüp kurmuş. Güzel. Burada yine kamp kurmuş motorcu dostlarımız var ama herhalde traktörle gelmiş bir şaka tabii. Bu buranın şeyidir herhalde. Görevlisine ait traktördür diye tahmin ediyorum bu Çamlı. Ama güzel böyle. Eski traktörleri seviyorum ben. Burada abilerimiz güzel masaya kurulmuşlar. Kahvaltı yapıyorlar. Afiyet olsun. Motorcu Onlar Kulübü Balıkesir'in kamp alanı var burada. Abilerimiz daireyi çizmişler. Burada çok güzel sohbet ediyorlar. Selamlar. Afiyet olsun. Eyvallah, eyvallah. Afiyet olsun. Uğrarım birazdan. Bir çekim bitireyim. Tamam. Bekleriz bak. Eyvallah. Burada Türk Riders. Şöyle göstereyim. Türk Riders Chopper Kulüp. Salihli'nin kamp alanı burası. Chopper'cı abilerimiz. Burada yine diğer abilerimiz masalar kurmuşlar. Burada yine öğle yemeği. Afiyet olsun. Bugün cumartesi tabii. Cumartesi olduğu için henüz daha yeni gelenler de var. İşini gücünü ayarlayıp henüz daha yeni katılabilenler de var. Dünden gelmiş olanlar da var. Pazar günü öğleden sonra da bitiyor festival. Vallahi güzel. Hem kamp alanı güzel, hem böyle ağaçlıklı alan olması güzel. Çekirge sesleri biraz rahatsız ediyor ama şaka yapıyorum tabii. Çekirge sesleri eşliğinde böyle kafa dinlenecek, böyle sohbet, muhabbet, güzel zaman geçirilecek bir alan burası. Yani buralarda yaşıyor olsaydım buraya kamp atmaya gelir miydim? Abi gelirdim. Gelirdim, birkaç arkadaş gelip böyle güzel sohbet muhabbet yapardık burada. Kardeşim samanı kurmuş. Oh, keyif yapıyor maşallah. Özellikle motosiklet marka modellerine dikkatinizi çekeyim. Şurada Yamaha'nın TDM'si var bir tane. Twin 850 diyor. Burada Suzuki'nin Inazuma'sı var. Şurada bir Cup var. Burada CBF var. Öbür tarafta BMW gördünüz. GTL, K1200 GT. Çektim. Burada Pulsar var, Transalp var mesela. Hani niye gösterdim birazdan anlatacağım. Şurada CBR 125 var. Arkasında Cross Tourer var. Arkasında Yamaha R25 var. Şurada BMW F700GS galiba o. Şurada bir X-Max'çi geliyor. Yukarıda bir tane X10 gördüm. Piaggio'nun bir skuterini gördüm. Şimdi bunları niye söylüyorum? Biz motora değil, üzerindeki adama bakarız. Hoş geldiniz.
o marka modelleri gösterme sebebim bu yazı. Yani burada motosikletlerin markası modeli çok önemli değil. Burada önemli olan motosikletçilerin motosikletçi olması önemli olan. Yani iki tekerli olsun gerisi önemli değil mantığıyla yaklaşıyor. Soma Motosiklet Kulübü bu festivali organize edenler. Bu anlamda bence başarılı. Şimdi alanı gezdik, dolaştık. Alanı size gösterdim. Şu anda canlı değil, çok sıcak olduğu için. Hakikaten hava çok sıcak, güneş yakıyor. O yüzden herkes çadırlarına çekilmiş, böyle köşelere çekilmiş, oturmuş dinleniyorlar. Birazdan bir sürüş olacak. Çok anlamlı bulduğum bir sürüş. Aslında benim buraya gelmeme sebep olan bir sürüş olacak birazdan. O yüzden şimdi bir kapatayım, sürüş sırasında tekrar görüşürüz. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada biriken motorcuların bir amacı var. Soma Motosiklet Kulübü'nün organize ettiği Soma Motosiklet Festivali'nde her motosikletçinin çevresine, topluma, olaylara duyarlılığını gösterdiğini biliyoruz. Soma'daki motosikletçiler de Soma'da yaşanan maden faciasını hayatlarını kaybedenleri anmak, onların ruhlarına dua okumak amacıyla böyle bir kortej oluştururlar ve birazdan şehit diye gideceğiz ve Soma madeninde hayatını kaybedenlerin ruhuna dua okuyup geri döneceğiz. Bence çok anlamlı. Bu festivalin en anlamlı organizasyonu bence bu. Arka tarafta festival alanında yaklaşık benim tahminim bir 500-600 kişilik bir motosikletçi sayısı var. Kortej'e katılanlar galiba 100 ile sınırlı kalacak ama çünkü herkes gelmiyor. Orada alkol kullananlar da var tabii, alkollü motora binmedikleri için doğal olarak. Onlar katılmıyorlar. Sanırım 100-150 motosikletlik bir kortej olacak. Ben de bu kortejin içerisinde bulunmaktan vallahi şu anda mutluyum, gururluyum. Çok iyi bir seçim. Teşekkür ederim. Ben Ducati'leri her zaman şey yapıyorum. Mesela BMW, Honda, Ducati. Eyvallah abim. Bir şekilde Allah kaza beladan korusun. Teşekkür ederim. Sağ ol abiciğim. Benim ya, ben şimdi videolarını izliyorum. Özellikle bir kanal var. Neydi o ya? Motopixel. O kanal bu kanal. Benim abi. Nasıl? O kanal benim. Öyle mi? Benim. İstanbul'dan geldim abi. İzmir'de tatildeydim. O yüzden festivale de uğrayayım diye geldim. Şu maskeyi bir çıkar mı? Şimdi gideceğiz ya. Gelince tanışırız buradaysan eğer. Ben sizi o konuda... doğrudur. Sen benim videoyu izlemişsin büyük ihtimalle. Hep izliyorum zaten. Bütün markaların, bütün şeylerin siz o musunuz? Oyum, evet. Eyvallah abicim. Dönünce görüşürüz inşallah abi. Geçenlerde hatta bile bir yere katılmışsınız. Orada şeyini gördüm de. Yine bir festivaldi, evet. Bu sizin motorunuz? Benim, evet. Ha, Ducati vardı sizde. Evet, Ducati. Evet. Abi çıkıyorlar galiba, ben de şey yapayım. Hay Allah ya. Polis korteji eşliğinde çıkıyoruz. Tabii çıkarken ben şimdi şu şeyi size göstereceğim. Böyle çıkan ekibi size şöyle göstereyim. Motorcu dostlarımız. Şu polis yolu kesmedi ama orada bir arkadaş galiba yolu kesmek için çıktı. Şöyle göstereyim çıkanları, çıkış yapanları da. Burada bizi izleyenler. Vallahi çok güzel ya. Helal olsun. Abi festival hep yapılır. Eğlence her zaman olur. Şöyle yaklaşayım birazcık ön gruba. Arkadaş patlata patlata gidiyor. Kontak kapatınca patlıyor demek ki. Oo, maşallah. Sanırım şuradan Soma içine mi giriyoruz? 108.800'lük bir nüfusu varmış. Şehit diye geldik. Yaklaşık 100-150 tane motorcu korteji eşliğinde şehitlik turu yaptık. Evet, Soma maden faciasında hayatlarını kaybedenlerin mezarları burada. İsimleriyle, fotoğraflarıyla, doğum ve ölüm tarihleriyle hepsini yad etmişler. 13-5-2014.
o kara günde Mayıs'ın 13'ü 2014 yılında bu kadar çok insanımızı kaybettik. Fakat burada önemli bir nokta daha var. Burada isimleri belli olanlar var, oradakiler. Şu sağ tarafta ve sol tarafta böyle lambalı olanların ise sembolik olarak mezarları yapılmış. Mesela Yılmaz Çiftçi yine aynı tarihte o olayın olduğu gün öldüğüne dair ama naaşları yok, öyle söyleyeyim. Naaşları bulunamamış. Sembolik olarak buraya mezarları yapılmış. Yani insan görünce hakikaten böyle duygulanmamak, üzülmemek, o günlere tekrar geri dönmemek mümkün değil. Ya 300 tane belki bize söylenmeyen daha fazla rakamın toprağın altında, toprağın yüzlerce metre altında ölmesi gerçekten çok büyük bir tedbirsizlik, vurdum duymazlık, ülkemizin ne kadar az gelişmiş olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Biz motosikletçiler zaten sorgularız, sorgulamayı severiz. O dönemde de yine sorguladık ama değişen hiçbir şey olmadı. Yine aynı sistemle, aynı mantıkla madenlerimiz işletiliyor. Bakın şurada görmüş olduğunuz şeylerin yani naaşları yok. Bunlar sembolik. Naaşları yok. Sadece isimleri olsun diye sembolik olarak oraya dikilmiş. Burada da heykelde güzel bir heykel, güzel bir anıt dikilmiş buraya. Şurada bir raylı sistemle madene giriliyor. O madende hani kaybolduğuna dair bir şeyi simgelemişler. Burada bekleyen ailesi, karısı, çocukları. Burada ise anası babasını temsil eden iki heykel dikilmiş. Evet, duygusal anlar yaşadık. Saygı duruşunda bulundu motosikletçiler, Somalı motosikletçiler. Saygı duruşunun ardından tekrar motorlarımızı atlayacağız. Festival alanına geri döneceğiz. Ne diyelim? Allah bir daha böyle kazalar ülkemize göstermesin. Sadece 300-500 kişinin değil, bir kişinin bile öldüğü kazalar yaşatmasın diyelim. Biz motosikletçiyiz. Bütün motosikletçilerin hiçbirine, nasıl bir cümle olduysa, motosikletçilerin hiçbirine bunu yaşatmasın, madencilere de yaşatmasın diyelim ve festival alanına geri dönelim. Evet, gece geç saatlerde müziğin sesi yükseldi. Tabii eğlenmek isteyenlerin de eğlence dozajı yukarı çıktı. O yüzden DJ performansı sırasında buraya sahneye gelip insanlar böyle oynuyorlar. Evet dostlar, oynamayanın lastikleri 4 ay erken biter inşallah. Oturanlar, oynamayanın kaynanasının ömrünü 15 yıl daha eklenir inşallah. Halk oyunları, Efe grubu, Ege'nin Efe'leri şu anda bir gösteri düzenliyorlar. Tek problem, halk oyunlarının sergilendiği alanda ışıklandırma çok az. O yüzden bir de ters ışık var. O yüzden sanki karanlıkta dans ediyorlarmış gibi görünüyor. Yani bunu eksiklik olarak değerlendirebilirim. Evet, başkan, Hasan Başkan bir taraftan da hem eğitmenlerimize hem de efendim Soma Belediyesi'nin halk oyunları ekibine derece almış 2019 yılının Ege birincisi olmuş olan bu ekibe bugünün böyle güzel bir hatırasını lütfen bizim için saklayınız ve lütfen ben yapıyorum, siz de vitrininizde bir yerde bulundurun onu. Hatırlayın bugünü, tamam mı canlar? İyi ki varsınız ya. Elleri göreyim, gündüz saklanan motorcular gece ortaya çıktı, bayağı kalabalıklaştı. Bir de konser başlayınca tabii herkes buraya akın etti. Sassy
sizde. Bugün evet, arkada insanlar eğlenmeye devam ediyor. Ben kaskımı giydim, eldivenimi giyiyorum ve bir 100 kilometrelik bir yolum var. 100 kilometrelik bir yolda konaklıyorum. Yoldan sonra konaklıyorum İzmir Dikili'de. O yüzden saat 10.22, yani 11.30-12 gibi evde olayım diye bu saatte çıkıyorum. Artık zaten etkinlikte, festivalde, konserden başka bir de çekiliş etkinliği var. Başka da bir şey olmayacak galiba. Yani görmüş, gözlemlemiş olduk. Yola çıkabiliriz. Abi festival şöyle tanımlayayım. Aslında güzel. Yani Anadolu'da düzenlenen bir festival için güzel. Neden? Abi Soma Motosiklet Kulübü kendi imkanlarıyla yapmış. Cebinden para ödeyerek bu sistemi kurmuşlar, bu festivali oluşturmuşlar. Dolayısıyla tebrik etmek lazım. Bu bir. İkincisi, hani Somalı madencileri, şehitleri unutmamaları. Biz İstanbul'da biliyorsunuz Edirne Kapı Şehitliğine gideriz. Somalılar da, Manisalılar da Soma'daki maden şehitliğine gidiyorlar. Bu açıdan güzel. Bunun haricinde dostluklar, arkadaşlıkları güzel. Bunu beğendim. Yani birçok çevre ilden, İzmir'den, Balıkesir'den, bu illerin ilçelerinden, Manisa'dan birçok motosikletçi vardı ve ilişkilerini ben beğendim açıkçası. Yani arkadaşlık, dostluk için geldiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla bu açıdan da güzel. Bunun yanında abi eksileri de şöyle. Bana kızmazlar inşallah. Abi Manisa Türkiye'de en çok motosiklet satılan iller sıralamasında ilk 5'e girer. Yani Manisa hani motosiklet cenneti neredeyse. İlk 5'e girer. Dolayısıyla hani bu kadar çok fazla motosiklet satılan bir yerde ilginin, alakanın daha fazla olmasını beklerdim ben. Tabii bunun sebepleri var. Sebeplerini Soma Motosiklet Kulübü üyeleri şöyle açıkladı. Abi hiçbir şekilde sponsorluk desteği alamıyoruz. Kendi imkanlarımızla yaptık. Sahneyi kendi imkanımızla kurduk. Getirdiğimiz sanatçıları, ünlüleri kendi imkanlarımızla getiriyoruz diyorlar. Dolayısıyla abi çok fazla böyle popüler olabilecek popüler isimler olmadığı için de hani bizim beklentimizin altında. Ama ve lakin eğlence oranına bakarsak, gelen motosikletçilerin eğlenip eğlenemediği durumunu değerlendirirsek bence abi gerek de yok. Zaten buradaki motosikletçiler bu festivalde gayet güzel eğlendiler, sohbet ettiler, muhabbet ettiler, çadırlarını kurdular, kamp kurdular. Fakat Manisa'da daha fazla olmasını beklerdim. Bu bence birinci eksisi. İkinci eksisi ise abi, Kırkağaç'tan çıkıyoruz. Hoşça kal Kırkağaç. İkinci eksi olarak sayabileceğim şey ise abi, sahneyi kurmuşsunuz. Güzel organizasyon yapmışsınız. İnsanları hani 500, 1000, 1500 kişi belki toplamışsınız. Yani o sahne öyle boş kalmamalı. İnsanları coşturacak, canlandıracak, eğitecek, bilgilendirecek güzel etkinlikler düzenleyebilirlerdi sahnede. Yani benim gözlemlediğim bu Manisa'da, İzmir'de, Aydın'da, Uşak'ta çok böyle bizim İstanbul'da, İzmir, Ankara'da olduğu gibi bilinçli motosikletçi sayısı çok fazla yok. Yani bilinçli demeyeyim onu, yani yanlış anlamasın burada yaşayanlar. Bildiği halde uygulamayan motosikletçiler çok. İşte şıpıdık terlikte motor kullanan, kask takmayan çok fazla kişi var. Yani bırak koruma ekipmanlarını, kıyafetlerini, kask takmayan bile çok fazla motosikletçi gördüm. Bu konuyla ilgili bilinçlendirici böyle şeyler olabilirdi, seminerler olabilirdi. Eğitici seminerler olabilirdi ki buraya geldiğimde bir arkadaşları kaza yapmıştım. CBR 250 idi galiba onunla. Motorun neredeyse yarısı yoktu. Allah'tan kullanıcısına bir şey olmamış. Ondan 1-2 ay önce bir arkadaşlarını kaybetmişler bir motosiklet kazasında. Ondan önce yine kaybettikleri arkadaşları var. Dolayısıyla abi, yani madem burada bu kadar kazalar oluyor, insanları bilinçlendirmek adına
böyle küçücük de olsa bir şeyler verilmeli o sahnede. Bir şeyler anlatılmalı, örneklendirilmeli, deneyimli, tecrübeli abileri alınıp sahnede konuşturulmalı. İnsanlara bilgilerinden, ışığından faydalandırılmalı diye düşünüyorum ben. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama böyle olmalıydı diye hissettim. Bu bence bir eksiklikti. Bir de en kötü eksiklik olarak sayabileceğim yanı şöyle. Bir akış vardı. Akışa kesinlikle uyulmadı. Yani işte saat 18'de atıyorum işte şeye gidilecek diyelim şehitliğe. 18.30-19'ları buldu. İşte çekiliş kaçtı saati yanlış olmasın. 21.30 denildi. Çekiliş hala yapılmadı ben çıkarken. Başka abi işte halk oyunları 9.30 deniliyordu. 10'da 10.30'da falan çıktı. Yani olabilir tabii ki aksaklık her türlü olur da abi. Yani bir akış düz yapıyorsan, insanları o akışa uymasını istiyorsan, o akışa sen de uymalısın yöneticiler olarak, düzenleyenler olarak. Ben böyle düşünüyorum. Bu bana göre en büyük eksiklikti. Bunun haricinde yeni insanlar tanıdım. Güzel insanlarla tanıştım. Manisa'lı motosikletçilerin iyi insanlar olduğunu gördüm. Gerçekten motosikletçi olduğunu gördüm. Motosiklet sevdalısı birçok insan olduğunu gördüm. Bunlar beni mutlu etti, sevindirdi. İkincisi düzenlenen bir festivaldi. Dolayısıyla üçüncüsüne, dördüncüsüne, beşincisine bütün bu eksiklikleri tamamlayacaklarını düşünüyorum. Hepsine eğer izliyorlarsa teşekkür ediyorum. Bütün Manisalı, İzmirli, Aydınlı, çevre illerden, ilçelerden gelen bütün motosikletçi dostlarıma selamlar, sevgiler sunuyorum. Ve konaklamak için İzmir Dikili'ye geri dönüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir bölüm olmuştur. Umarım Manisa'da düzenlenen bu etkinliği size aktarabilmişimdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah. Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah. Biri terken öbürü de başlar, vermesin Allah. Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah. Haydi! Ra da ra 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 da ra 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 da ra 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 ri ra ram rum 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 da da ra ri ra 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 bum 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 ba ra ri ra ra ra.